Herkese selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte sindirim sistemine devam ediyoruz. Kaldığımız kısım ince bağırsaktı. Devam edelim bakalım. Şimdi ince bağırsak denilince bütün besinlerin bu ister karbohidrat olsun, isterse yağ olsun, isterse protein olsun sindiriminin tamamlandığı yer aklınıza gelecek. Yani bunların tamamının en küçük yapı taşına kadar ayrıştığı işte olan kısım ince bağırsak olmuş olacak. Mide ile kalın bağırsak arasında yer alan uzun kıvrımlı bir yapı şeker, yağ, protein gibi tüm besin maddelerinin sindiriminin gerçekleştiği ve sindirilen besinlerin diğer küçük moleküllerin emilerekten kana geçtiği yer diye adlandırılıyor. İnce bağırsak mideden sonra gelen ilk kısmı 12 parmak bağırsak, diğer ismi Latince ismi duodenum deniliyor. Burası sindirimin ve emilimin en yoğun gerçekleştiği yer olarak algılanıyor. Pankreas öz suyu ve safranın sindirim kanalına girişi burada gerçekleşmekte. 12 parmak bağırsağından sonra gelen orta kısım boş bağırsak jejunum diye geçiyor ve boş bağırsaktan kalın bağırsak olan, olan kısım ise ileum yani kıvrımlı bağırsak diye adlandırılıyor. Duodenum, jejunum ve ileum diye adlandırılıyor. Şimdi bakın, Burada duodenum demişiz 12 parmak bağırsağının başlangıç noktası. Kalın bağırsakta bakın grift bir yapı sergiliyor. Yine ince bağırsak kısmımızda bakın şu görmüş olduğunuz kısım komple ince bağırsağı ne yapıyor? Sergilemiş oluyor. Şurada ise neyimiz var arkadaşlar? Karaciğer burada ise safra kesesi bulunmakta. İnce bağırsak duvarının yapısında en içte epitel dokudan oluşan mukoza tabakamız bulunmakta. Ortada halka şeklinde boyuna uzanan düz kas bulunmakta. Midede olduğu gibi ee, çok fazlaca yani eline boyuna çapraz şeklinde değil de halka şeklinde boyuna uzanan düz kas tabakası. Ama düz kas tabakası ortak dikkat edin. En dışta ise bağ dokusu koruyuculuğu ne yapacaktır? Sergilemiş olacaktır. Bağ dokusunun üzerine periton örtüyor. İnce bağırsağın yapısındaki kaslar yemek borusunda olduğu gibi mideden gelen kimusun peristaltik hareketler ilerlemesini sağlıyor. Yani e, bir tane fabrika düşünün. Bu fabrikaya ham maddeyi getiriyorsunuz. Fabrika ise kim olacaktır? Mide olacaktır. Burada işlendikten sonrasında kime eğitilmiş oluyor arkadaşlar? İnce bağırsa eğitilmiş oluyor. İnce bağırsan iç yüzeyindeki mukoza tabakası besinlerin emilimini arttırmak için katlanarak da bağırsak boşluğuna doğru yani villuslara doğru kıvımlar oluşturuyor. Şimdi şöyle e, burada... Villus denilen kısım da mikrovillus küçük küçük yapmış olduğu kırımlar. Mikrovillus denilince aklınıza yani şöyle bir yapı gelecek tamam mı? Mikrovillus denilen kısım ne yapacaktır? Eminim yüzeyini arttırmış olacaktır. Yani ben bir maddeyi emiyorsam eğer ki ben bunu kana geçiriyorsam eğer ki ne olacaktır? Ben bundan maksimum düzeyde verim almak isterim. Neden? Tamamını emmek isterim lan niye atayım niye kalın bağırsağı vereyim de dışkı olaraktan atılmış olsun değil mi? Dolayısıyla ne olacaktır? Ben benim için benim vücudum için yararlı olan maddeyi ne yapacağım? E, olabildiğince fazla emmiş olacağım. Bundan dolayı da mikrobülüsler ne yapacaktır? Görev almış olacaktır. Villus ve mikovilluslar sayesinde ince bağırsak emilim yüzeyi yaklaşık 600 kat arttırılıyor. Sindirim sonucu oluşan besin monomerleri villuslardaki kan ve lenf kılcalları tarafından emilerekten dolaşım sistemine geçiyor. İnce bağırsakta emilmeyen besin atıkları ise kalın bağırsak çöplüğe ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Hepsini anlatacağız merak etme. İnce bağırsakta besinlerin sindirim sonucu oluşan yapıya ise bak kilus deniliyor. Midede neydi bu? Kimustu. Tamam mı? Kimus. Karıştırmıyorsun bunu. Tamam mı? Mide dersem eğer kimus olacaktır. Ama ince bağırsak dersem bu yapıya ise kilus denmiş olacaktır. Tamam mı? Yani midede tamamlandıktan sonrasında sindirim oluşan bulamaca kimus deniliyor. İnce bağırsakta ise bu yapı kilus diye adlandırılıyor. Şimdi bakıldığı zaman burada mukoza tabakası bulunmakta. Villus denilen bakım daha bir yakınlaştırayım hemen şöyle bir tık daha yakınlaştırayım. Bakın kırımlı tabaka bakın görüyor musun? Bak burada iplik iplik ne yapmıştır? Oluşmuştur. Daha sonrasında ise düz kas dokumuz bulunmakta ve bağ dokumuz bulunmakta. Azıcık daha ne yapmış? Büyütmüş. Büyüttüğünde bakın bu yapıların nasıl girintili çıkıntılı olduğunu gözlemliyorsun. Lenf kılcalları burada bulunuyor ve kılcal kan damarları da bulunuyor. Bakın mikrobüllüs da gördüğünüz gibi girintili çıkıntılı yapılar diye adlandırılıyor. Bir tık daha büyüttüğümüzde böyle bir yapı sergilemiş oluyor. Devam. Kalın bağırsağa geldik. Kalın bağırsak ince bağırsaktan başlayıp anüste sonlanan yapı. İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği bölgeye kör bağırsak yani çekum deniliyor. Kalın bağırsakta ince bağırsağın birleştiği yerde bulunan kapak kalın bağırsak içerinin ince bağırsağa geçişini engelliyor. Neden? Ulan geçerse eğer ki atık maddeler ne yapacaktı? Tekrar senin vücuduna bulaşmış olacaktı. Bundan dolayı. Peki. Kör bağırsağın uç kısmında apandis yani apendisks diye deniliyor aynı şekilde. Denen bir çıkıntı var. Apandisin enfeksiyon durumunda apandis ne yapacaktır arkadaşlar? Alınmış olacaktır. Yani bu bölge eğer ki iltihaplarına şişerse ve çok hakikaten sıkıntılı bir durum patlarsa eğer ki ne olacaktır? Zehirlenme durumu gerçekleşmiş olacaktır. Bu içeriğin nereye sızmaması lazım? Vücuda sızmaması lazım. Sızarsa eğer ki... Ölüme kadar gidebilir bu. Zaten apandist olan insanlar, yani apandisti iltihaplanmış olan insanlarda bol miktarda kal karın ağrısı bulunmaktadır. Aynı şekilde yürürken de ayağının üstüne basamaz bu tip insanlar. Ee, böyle bir durum görürseniz eğer ki birden gerçekleşiyor bu durum. Ve ne yapacaksınız? Hemen acile gitmiş olacaksınız. Zaten acilde kırmızı alan alırlar sizi ve orada e, tabii ki de ameliyatta sonuçlanmış olacaktır bu reaksiyon dizisi. Kalın bağırsakta villus ve gibi yapılar yoktur. Bakın dikkat önemli bu kısım. Kalın bağırsan yukarıya doğru çıkan kısmına çıkan kolon. Yatay kısmına yatay kolon. Aşağı doğru inen kısmına ise inen kolon denmekte arkadaşlar. Son olarak da rektum adı verilen düz bağırsakla anüse ne yapacaktır? Bağlanmış olacaktır. Bakın gördüğünüz üzere düz kas dokusu bulunmakta yine. Bağ dokusu yine bulunmakta. Mukoza ile kaplı. Kör bağırsağımız ince bağırsak, kalın bağırsakla birleştiği yer arkadaşlar yine aynı şekilde. Yine e, kapak kısmımız bulunmakta. ince bağırsağımız bakın şu kısımda. Yani bunun devamı aynı şekilde. Kör bağırsağımız da bakın burada verilmiş. Ve apandis kısmında verilmiş. Bakın çıkıntı şeklinde oluşan yapı apandis diye adlandırılıyor. Kolon kısımlarımız da bunlar. Atık maddelerimiz burada. Rektum kısmımız ve anüs kısmı dışkınlatıldığı bölge diye adlandırılan kısım bu yapıyı sergilemiş oluyor. Yani Şimdi burada tabii ki de hepsinin işte efendim hangisi bağ dokudan oluşmuş, hangisi düz kastan. Çoğunlukla zaten dış kısmında bağ doku bulunmakta. Ve aynı şekilde çoğunlukla düz kas dokusu bulunmakta. Aynı şekilde misal midenin içi de arkadaşlar mukozole kaplı da ince bağırsağın içi de mukozole kaplı. Aynı şekilde ne olacaktır? Ee, dikkat ederseniz kalın bağırsağın içerisinde mukoza bulunmakta. Kör bağırsak kısmında zaten birleşmiş olduğu yer. Tamam mı? Hani böyle çok fazla şeye gerek yok. Hani efendim ben bunu nasıl ezberleyeceğim, nasıl yapacağım demeye gerek yok. Basit bir sistem aslında. Sadece birazcık hani fon aşina almanız gerekiyor. Şu kısımda bir dakika çok büyüttüğümüz için şöyle aşağı indim azıcık daha. Şimdi şu kısım önemli abi. Bak dikkat burası önemli. Kalın bağırsakta sindirim gerçekleşmez. Kalın bağırsak asıl işlevi suyu bakın osmozla demişim ve minerallerin emilmesidir. Şimdi bakın kalın bağırsakta sindirimin gerçekleşmediğini bilmekte fayda var. Bu cepte kalsın. Ama ve lakin, kalın bağırsak işleminin suyun ve minerallerin emilmesi olduğunu bileceksin. Adam size, adam size suyun eminimi nasıl gerçekleşiyormuş can cihazım diye sorarsa ister bu ünite olsun, ister farklı bir ünite olsun, ister bitkiler ünitesi olsun fark etmez. Suyun eminimi hiçbir zaman aktif taşımayla gerçekleşmez suyun eminimi hiçbir zaman difüzyonla gerçekleşmez. Suyun eminimi her zaman ama her zaman osmozla gerçekleşir. Unutmuyorsun sordu daha önce yine sorma ihtimali var. Adam size der ki kalın bağırsağın görevi suyun aktif taşımayla girebilmesi derse eğer ki yanlış alacaksın. Bak suyun aktif taşıması olmaz arkadaşlar. Osmoz her zaman tamam İnce bağırsaktan kalın bağırsağa geçen besin atıkları içerisinde su, mineraller, Buradaki bazı bakterinin üretmiş olduğu B12, K vitamini eminlikten kana geçer. Geri kalanlar ise ne yapacaktır? anüste dışarı atılmış olacaktır. Burada B12 vitamini önemli, K vitamini ne yapacaktır? Önem arz etmiş olacaktır. O zaman kalın bağırsakta herhangi bir şekilde ne yapmış kardeşim? Eminim gerçekleşmiş. Ya, eminim diyorum, sindirim gerçekleşme, eminim gerçekleşir. Şimdi geldik şuna. Sindirime yardımcı olan organlar var. Pankreas ve de karaciğer. Pankreasa baktığımız zaman önemli bir yapı sergiliyor. Anlatacağım biraz, biraz sonrasında. Vücudumuzun sol tarafında mide ile 12 parmak bağısı arasında midenin hemen altında bulunan bir organ. Hormon ve sindirim enzimi salgılayan bakın hem sindirim enzimi salgılıyor hem de hormon salgılıyor. Bundan dolayı hem sindirim enzimi hem hormon üretiyorsa bir yapı o zaman karma bez diye adlandırılıyor üretmiş olduğu enzimleme bir karbonat iyonlarını pankreas özsuyu 12 parmak bağırsağına ne yapacaktır? Bırakmış olacaktır. Yani bu vatandaş 12 parmak bağırsağının yardımcısıymış gibi çalışmış oluyor. Pankreas özsuyundaki bir karbonat yani HCO3 iyonları mideden gelen asidik kimusu özellikle kimusu nötralize edecektir. Şimdi Midede ne vardı abi? Hidroklorik asit vardı. Sen buradaki içeriği direkt olarak ince bağırsak aktarırsan ne olacak? İnce bağırsak hak kıramatine kavuşur. Bundan dolayı da buradaki asidik olan e, kimusunu ne yapacaktır? Nötralleştirmeye yarayacaktır. Kim? Pankreas. Pankreastan salgılanan kim? Bir karbonat iyonları. HCO3. Nötralize edecektir. Yani pH mesela burada kaç? 2. Bu ne yapacaktır? pH'i 7'ye çıkarmış olacaktır. Muhabbet bu. Sindirim ile ilgili bazik özellikteki öz ise virsük kanalı ile 12 parmak bağırsağındaki water kabarcığına döker. Ha, o zaman o zaman virsük kanalı denen yapı pankreasın ne olacaktır? Kanalı olmuş olacaktır. Water kabarcığı ise ince bağırsağın kanalı olmuş olacaktır. Unutmuyorsun bu kanalların isimlerini. Adam sana pankreas için gider. Karaciğerin kanalı olan koledok kanalından bahseder. Düşersen çok fazla canın yanmış olur, bilgin olsun, tamam? Şimdi... Hemen karaciğere geldim. Karaciğer, sağ karın boşluğunun üst kısmında bulunan vücudun en büyük organlarından bir tanesi. Hatta en büyük organıdır diyebiliriz. Karaciğerden sindirim kanalına enzim verilmez. Deneme sınavlarında soru bankalarında en fazla sorulan sorulardan bir tanesidir. Veyahut da öncülüğe eklenen muhabbetlerden bir tanesidir. Karaciğerden sindirim kanalına enzim salgılanmaz. Ancak burada oluşturulan safra sıvısı koledok kanalıyla, koledok kanalıyla 12 parmak bağırsana geliyor. Şimdi yukarı geldim. 12 parmak bağırsağı değil mi? 12 parmak bağırsağı. Şimdi bakın burada pankreas, burada karaciğer var tamam mı? Şurası pankreas olsun. Pankreas. Şurası da karaciğer tamam mı? Şimdi bakın dikkat edin buna. Pankreastan hangi vatandaş vardı? Pankreasın hangi vatandaşı vardı arkadaşlar? Virsing. Karaciğerin hangisi var peki? Koyadok. İkisinin dökülmüş olduğu yer ortak mı ortak? Nedir? Vatı kavarcı. Karıştırmıyorsun tamam mı bunları? Önemli bunlar. Gelirse can yakma ihtimali yüksek. Yağların mekanik sindirimine yardımcı oluyor. Mekanik sindirim bakın. Kimyasal sindirim yok burada. Yağların mekanik sindirimine yardımcı oluyor. Bağırsak içerisinde safra bulunmadığı zaman yemeklerle alınan yağın yaklaşık yarısı sindirmeden dışı atılıyor. Ben de olduğu gibi. Safranın bileşiminde büyük olan da dikkat önemli. Su, safra pigmenti, safra tuzları, bikarbonat iyonları ve kolesterol bulunmakta. Safranın içeriği önemli. Safra tuzları bağırsak boşluğundaki yağları fiziksel olaraktan küçük yağ damlacıklarına ne yapıyor? Bölmüş oluyor. Karaciğerimiz şöyle bir yapı sergiliyor. Büyük bir yapı sergiliyor. Hemen altında safra kesimiz bulunuyor. Bakın karaciğerin kanalı koydak kanalı. Koydak kanalı nereye açılacaktır arkadaşlar? Water kabarcığına açılacaktır. Hemen altında pankreas var. Pankreasın kanalı ise virsün kanalı şeklinde adlandırılıyor. Hepsi yani bütün kanalların tamamı nereye açılacaktır? İnce bağırsağın water kabarcığına açılmış olacaktır. Şimdi karaciğer safrayı, safrayı Yeşille yazıyorum bilerekten. Yeşil renkte gözüktüğü için. Safrayı üretiyor. Safra kim üretiyormuş? Karaciğer üretiyormuş. Nerede depolayacakmış peki? Safra kesesini depolayacak. Safra kesesi safra üretmez. Safra kesesi safranın depolanmış olduğu yerdir. Safra yağların kimyasal sindirimini gerçekleştirmez. Safra yağların mekanik sindirimini gerçekleştirir. Yağların kimyasal sindirimini pankreas gerçekleştirir. Pankreastan salgılanan lipaz enzim gerçekleştirir. Birazdan bahsedeceğim. Şu sinek giderse eğer ki. Eğer ki, eğer ki burada bakın kimle bağlandıldı? Karaciğer ve safra kesesi. Şimdi karaciğer ve safra kesesi birbirleri nasıl konuşacaklardır? Elbette ki şuradaki koyadok kanalı konuşacaklardır değil mi? Yani koyadok kanalıyla bağlantı sergileyecek. Yani safra e, ...üretildikten sonrasında karaciğerde nereye verilecek? Koydok kanalı yardımıyla e, safra kesiminde depo edilecektir. Ama eğer ki bir tıkanma meydana gelirse... ...veyahut da çok fazla yağlı besinler yersen... ...veyahut da çok fazla böyle e, yağ oranını yükseltirsen... ...ve sağlıksız beslenirsen... <laughs> ...vakti zamanında çok fazla bu e, abiniz çok fazla sağlıksız besleniyordu... 120 kiloyken ve çok fazla yağlı yemek yerseniz o zaman bu arkadaşımızı çok fazla çalıştırmış olursunuz. Bir de az su içersiniz. O zaman bu arkadaşımızın içerisinde taşlar oluşmaya başlar. Taşlardan kastım bildiğimiz taştır ama çok küçük taşlardır. Bu taşlar bu safranın içerisinde bulunur ve bulunduktan sonrasında koyedok kanalına bağlantılı olduğu için bu taşlar koreodok kanalına ne yapabilir? Tıkayabilir tıkadığı zaman da apandiste benzer bir ağrı etkisi yaratır. Ve sen diri gibi böyle hani karnın ağrıyarak da acile gidersin. Koyadok kanalı tıkanmış bir insanda, önemli burası. Koyadok kanalı tıkanmış bir insan da safra kesesi alınmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü safra kesesinin alınması Koyadok kanalını herhangi bir şekilde ileriye götürmez. Neden peki? Çünkü Koyadok kanalı karaciğerle bağlantılı. Safvayı alsam bile burada Koyadok kanalı tıkanmaya devam edecektir. Peki hocam ne olacak? Koyadok kanalını bir yöntem vasıtasıyla, ağızdan girilen bir yöntem vasıtasıyla bir ince telle ne yapıyorlar? Açıyorlar arkadaşlar. Allah'tan benim öyle olmadı. Benim kendiliğinden açıldı. Açılmasaydı eğer ki endoskopi denilen bir işlem var yani mideye bakılan bir işlem hani boruyla. Onun farklı bir yöntemi ERCP denilen bir yöntemle koydok kanalına giriliyor ve koydok açılıyor arkadaşlar o kısım. Fakat bu açılma gerçekleştirilirken bu organların yakınında kim bulunuyor? Pankreas bulunuyor. Pankreası patlatma riski oluşuyor. Yani pankreatit denilen pankreası patlatma riski oluşuyor. Dolayısıyla pankreatit gelişirse o zaman çok büyük sonuçlar doğurabiliyor. Yani pankreas iltihabı gerçekleşiyor ve e, çok uzun süre acilde veyahut da yoğun bakımda yatma ihtimaliniz olmuş oluyor. Bundan dolayı herhangi bir şekilde safra kesesiyle alakalı bir şikayetiniz varsa veyahut da içerisinde taş varsa bir an önce bu organdan kurtulmanız tavsiye edilir. Çünkü bu taşlar herhangi bir şekilde kendiliğinden erimeyecektir. Çok küçük bir ihtimal erebiliyor ama çoğunluğu erimiyor. 99.9'u erimiyor. Bu yüzden bu organı aldırmak daha mantıklı. Ama tabii ki de safra kesesi sıkıntılı olan insanlarda yumurta yememesi gerekiyor. Ben 2 ay boyunca yani genelde sabah kahvaltısında 4 tane yumurta yiyen ben yiyemedim arkadaşlar. Çünkü e, yumurta çok büyük miktarda safra salınımını ne yapıyor? Sağlamış oluyor. Peki hocam sizin safranız yok şu anda. Safra ne oluyor? Yani karaciğer Nasıl anlıyor bunu? Karaciğer başlangıçta üretmiş olduğu safrayı safra kesesine göndermeye çalışıyor ama bakıyor safra kesesi yok burada. O zaman ne yapacak peki safrayı? Vatandaş ne yapacak o zaman? Burada üretmiş olduğu safrayı depolayamayacak. Koyadok kanıyla ne yapacaktır? İnce bağırsak aktaracak ve ince bağırsaktan gitmiş olacak safra. Dolayısıyla herhangi bir şekilde depolama işlemi gerçekleştirmeyecek. Tabi bunun Direkt olaraktan kareci, aa bak bu adamın safrası alınmış o zaman bu safrayı ben direkt e, koridor kanalına salgılayayım demiyor. Buna alıştırma süreciniz var. 2 ay boyunca bu yüzden safrayı düşük miktarda ürettiriyor olmanız gerekiyor. Eğer ki ürettirmezseniz ne olur? Bu reaksiyon dizisi terse çevriliyor. Yani koridor kanalı tersine döner. O zaman bir daha ameliyat olmanız gerekebilir. Bu yüzden ameliyattan sonra yine 2 ay yumurtayı yiyemedim. Şu an çok şükür yiyebiliyorum her şeyi. Olay bu. Tamam. Birazcık mantığını vermek istedim. Yaşamış bir olaraktan. Yani ağzınıza ediyor arkadaşlar. Olay bu. Safra ve al yuvarlardaki hemoglobinin parçalanma sonucu açığa çıkan bilirubin gibi yıkım ürünlerinin dışarı atılmasında rol oynuyor. Bilirubin arkadaşlar eğer ki yüksek veyahut da pozitif değerde çıkarsa size sarılık tesisi konur. Neymiş sarılık tesisi konulmuş. Ağacıda gittiğiniz zaman size kan testi yaparlar. Bu kan testinde bilirubin gibi e, ee, veyahut da GGT gibi gamma globulin transferaz denilen enzimimiz bizim. Bunun gibi değerlere bakılır. Mesela bu alkolik olan insanlarda 400 civarında çıkar. Bende 450 çıktı. <laughs> Ve çok fazla alkol alıyor musun dediler bana. Dedim yo. Dediler ki o zaman kardeşim sende bir safra ile alakalı problem mevcut. Buradan anlaşıldı yani. Eğer ki çok fazla alkol tüketirseniz yani bunu alışkanlık haline getirirseniz bu 400-450 vuruyor. Bu ne demek peki? bir süre sonrasında siroz olacağını anlamına geliyor. Olay bu. Hepsi birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Yani Olay bu. Bilirubin gibi yıkım ürünlerinin dış atılmasına rol oynuyor. Bilirubin atılması gerçekleşmezse kandı bir kerekten sarılığa sebebiyet veriyor. Bir insanın koyda kanalı tıkanırsa, safra taşı ve benzeri sebepler, sarılık, karaciğer enzimlerinde yüksel, e, yükselme ve pankreatik yani pankreas iltihabı görülebiliyor. Karaciğer enzimlerim benim tavan yapmıştı. Yani tamamı tavan yapmıştı. Bol miktarda sürekli su içerekten bunu ne yaptık? Düşünmeye çalıştık. Yoksa sürekli böyle olduğu zaman karaciğer yetmezliğine gidiyor arkadaşlar. Olay bu. Özetlemiş oldum olayı yani. Nasıl ağzıma edildiğini öğrenmiş oldunuz. Sağlıklı, hakikaten sağlık önemli bir şey. Yani bir şeye benzemiyor arkadaşlar. Önemli bir şey. Bayağı bir şey çektiriyor size ama hakikaten düzene kadar uğraşıyorsunuz. Safra ince bağırsak içeriğini nötralize etmeye yardımcı oluyor. Yağda çözünen adek vitaminin emilmesini sağlıyor. Antiseptik özelliği sayesinde ince bağırsak da bakterilerin ölmesini ne yapacaktır? Kısıtlamış olacaktır. Yağların kimyasal sınırında safra rol oynamayacaktır. Neden? Çünkü yağların kimyasal sınırında pankreastan salgılanan lipaz etkili. Karaciğerin safra üretimi dışında daha birçok görevi var. Bunlar önemli. ÖSYM sorabiliyor bunları. Kanda bulunan fazla glikozu insülinin etkisiyle glikojene dönüştürerekten depolayacaktır. Yani çok fazla glikoz varmış kardeşim ben bunu glikojene çevireyim diyecektir. Kanlık glikoz miktarı azaldığında ise glikoz hormonun etkisiyle glikojene tekrardan verecektir. Ve glikoza çevirimi gerçekleşmiş olacaktır. Bazı durumlarda amino asitlerin yağ asitleri ve glikoz dönüşümünü sağlıyor. Yani dönüşüm reaksiyonları hani soruyorsunuz ya bazen. Hocam dönüşüm reaksiyonu nerede gerçekleşiyor? Karaciğerde gerçekleşiyor. Adam ne yapıyor? Amino asit alıyor, yağ asit alıyor. ne yapıyor? Çeviriyor. Provitamin A'dan A vitamini sentezleyebiliyor. Albümin, protonmin, fibrinojen gibi kan proteinlerini üreterekten kana veriyor. O zaman albumin, protonmin, fibrinojen. Tamamı ne yapılı? Protein yapılı. Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engellen heparini ne yapacak? Üretecektir. Unutmuyorsun Önemli. Yaşlanan al parçalayacaktır. Proteinlerin metabolizması sonucu açığa çıkan ve zehirli olan amonyağı üreye çevirecektir. Amonya üreye çevirmesi eskiden anlattığımız ornitin döngüsü de gerçekleşiyor da artık anlatılmıyor bunlar. Vücuda girmiş olan toksik maddenin etkisini azaltır veyahut da ortadan kaldırır. Eritropoietin hormonunu salgılar. %10'u buradan salgılanıyor, %90'ı böbrekten salgılanıyor unutmuyorsun. Emredik dönemde kan hücresini ne yapacaktır? Üretmiş olacaktır. Şimdi bakın bir şey daha tavsiye edeyim size. Bu vatandaş yani karaciğer beslenimini nereden yapacak biliyor musunuz? Su üzerinden yapacak. Çok fazla alkol almış bir bireyde biraz önce bahsetmiş olduğum GGT değeri pik yapmaya başlar. Yani gamma globulin transfer enzimi çok fazla yükselir. Bunu doyurman için yani buna katkı sağlaman için su içmiş olman gerekiyor. Az miktarda su içersen eğer ki karaciğer senin almış olduğun alkolü dışarı atmak için ne yapacaktı? Çok fazla çalışacaktır. Ama ham maddesi olan su olmadığı zaman karaciğer ne yapacaktır? Daha fazla çalışmaya başlayacaktır. Çünkü ham madde vermiyorsun bu adama. Sonrasında ne olacaktır? Karaciğer büyümeye başlayacaktır. Karaciğer büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Bu reaksiyon dizi sürekli devam ederse ne olur? Kişi siroz olur arkadaşlar. Sirozu da Allah kimsenin başına vermesin. Yanında yatan arkadaş vardı hastanedeyken. Silos tesisi kuruldu kendisine. Bana yapılan işten 5 ise ona yapılan işten 50 idi arkadaşlar. 10 yani kat daha fazlaydı diyebiliyor. Çok kötü bir durum. Bu yüzden lütfen alkol alınımını e, minimum düzeyde tutalım veya hiç yapmayalım. Bunu buradan tekrar tekrar söylüyorum. Kararında her şey kararında. Her şey kararında olması lazım. Bu bütün yapılara ne yapıyor? Zarar vermiş oluyor. Gördüğünüz gibi karaciğer suyla çalışıyor. Bu olay tamamen bununla alakalı. Ha şu da demek değildir bu ha. Şimdi diyorsun ya işte su ile beraber. Baba alkol tüketme zaten. Tamamen külliyen zarar. Ama suyla tükettiğin zaman karaciğere en azından bir destek olmuş oluyorsun. Çünkü karaciğer bunu zararlı şekilde algılıyor. Zararlı bir madde arkadaşlar sonuçta. Atmak istiyor vücuttan bunu. Bu yüzden ne yapıyor? 2 kat, 5 kat, 10 kat daha fazla çalışıyor diyebiliriz. Geldik tükürük bezlerine. Konumuzun ilk başlangıcında ağız kısmını vermiştik. Bir ağız kısmında tükürük bezi olduğundan bahsetmiştik. Tükürük bezleri sindirime yardımcı yapılardır. Dil altı, kulak altı, çene altı olmak üzere 3 çift bulunmakta. Salgısını ağız boşluğuna tükürük kanıyla boşaltıyor. Tükürüğün pH'sı 6-7 yani nötraldir daha çok diyebiliriz. Tükürüğün bileşiminde su, tuzlar ve mukus bulunmakta. Ne varmış? Su, tuzlar, mukus varmış. Mukus ağzın içinde koruyup besinin yutulmasında kolaylaştıracak. Zaten mukus kaygan bir yapı sergiliyor. Tükürük bezli ve besinden yardımıyla sinirsel olaraktan uyarılır. Bakın nasıl uyarılacak? Sinirsel olaraktan. Tükürük besini ağza girmeden önce kokusu, görüntüsü gibi uyanlar sonucu da sağlanabiliyor. Tükürüğün içerisinde antimikrobiyel maddeler, lizozim de bulunmakta. Niye peki? Babacım lizozim bulunmazsa eğer ki mikrop kapma ihtimali yükseliyor bundan dolayı. Yine göz yaşında da lezozim enzimi bulunmakta. Tükürüğün pH'si yükselirse mineraller çökerekten diş taşlarını oluşturuyor. Türkiye'de çok fazla yaygın bu. Özellikle diş taşlarını ne yapıyorsun? Senede bir, bir e, temizletmiş oluyorsun. Diş taşları da gıcık bir şeydir. Yaşayanlar bilirler. Sizde çok fazla belki görmüyordum ilerleyen yaşlarda çok fazla gözüküyor. Kulak altı tükürük bez gördüğünüz gibi, dil altı tükürük bezimiz ve de çene altı tükürük bezimiz şekilde görüldüğü üzere. 3 çift şeklinde adlandırılıyor. Toplamda bakın 2, 4 ve 6 tane. Şimdi evet güzel, dakikamız da güzel. Bu kısım ise nerede anlatacağımız, bir sonraki parçada anlatacağımız kısım olacak. Besinlerin nesi bu? Kimyasal sindirimi gerçekleştirecek. Diğer parça en önemli kısımlardan bir tanesi. Onu da ayrı bir parçada anlatmış olacağım. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız efendim.